Merhaba değerli izleyenler, yeni bir video ile karşınızdayız. E, alıştığımız mekanlardan çok farklı bir yerde çekimdeyiz bugün. E, Balıkesir'in e, Manyas ilçesine bağlı Salır Mahallesi'ndeyiz. Sevgili Bülent Kelercioğlu beraberiz. Takipçilerimiz Bülent Bey hatırlayacaktır. Yaz aylarında kendisiyle bir röportaj yapmıştık. Bülent Bey bir doğa gönüllüsü ve Manyas'ta e, kendisine ait arazilerde e, fidan yetiştiriyor. Fidanları e, sıfırdan çimlendiriyor ve bunları boş bulduğu arazilere, kendisine ait veya devlete ait arazilere iznini alıp ağaç dikiyor, yeşillendiriyor bulunduğu coğrafyayı. Biz de onun bu çabasını sizlere ulaştırmıştık ve Bülent Bey'in bir projesi vardı. 2 Mayında yine böyle bir etkinlik yapacağım ve gönüllülerin katılımıyla 50 bin hedef koymuştuk kendisine ama bugün az önce tamamlanan etkinlikte daha fazla tohumu toprakla buluşturduk. Bülent Bey ile beraberiz. Bülent Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, size nasılsınız? Sağ olun. Tatlı bir yorgunluk var ama. Evet. E, nasıl hayal ettiğiniz gibi oldu mu? Beklediğim gibi oldu. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Ee, çevreden e, arkadaşlarım, doğa gönüllüsü insanlar, e, sivil toplum kuruluşları güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Sizin söylediğiniz gibi e, ben hedef olarak 50 bin e, orman ağacı tohumunu toprakta birleştirmekte amacım. E, biraz daha çıtayı yükselttim. 100 bine kadar e, yapabileceğim maksimum sınırı 100 bin olduğunu anladım. Güzel bir etkinlik yaptık. E, orman ağaçlarından e, 5 çeşit e, ...tohumu toprakla buluşturduk... ...bunları önümüzdeki yıl... ...kasım ayında açık köklü olarak... ...çıkartıp... ...doğa gönüllüsü insanları bunları... ...verip... ...onlar da ister bireysel... ...ister etkinlik düzenleyip doğaya... ...doğanın ekolojik dengesine... ...katkı sağlayabilmek için... ...ekimini yaparlar... ...bugüne kadar 13.750 tanesini... ...talep ettiler... ...eden arkadaşlar oldu... Ee, önümüzdeki yıl e, bu e, ektiğimiz tohumlar e, fidan olduktan sonra isteyen herkese bunları ücretsiz olarak e, seve seve e, kendilerine teslim edeceğim. E, bunu kendime bir görev olarak e, düşünüyorum, e, bir borç olarak düşünüyorum. E, güzel bir etkinlikti. Gelen herkesin e, emeğine, yüreğine sağlık. Doğunun ekolojik dengesine katkıda bulunduğu, bulundukları için e, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz size çok teşekkür ya ederiz teşekkür bu ederim. emeğiniz için. Çünkü ormanlarımızın fazlasıyla özellikle yandığı bu dönemde hani sosyal medya paylaşımından haricinde bir şey yapılmadığına bir tepki olarak aslında siz o videoda da bahsetmiştiniz uzun evet. uzun. O videoyu izlemeyen izleyicimiz kanaldan bu videoyu bulabilirler. Hani sadece gidip bir yerlerde eylem yapıp sonra cep telefonuyla bu görüntüleri paylaşmak doğaya bir şey kazandırmıyor. Evet. Evet. Gerçekten eyleme geçmek lazım demiştiniz ve bugün de onun için bir adım atıldı yine sizin değerli katkılarınızla. Umarım bundan sonraki faaliyetlerde de yine beraber oluruz ve bu yapılan İnşallah insanlara duyurabiliriz. Çok teşekkürler. Ya teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler videomuzun sonuna geldik. Kanaldaki diğer videoları da göz atarsanız ve kanala abone olursanız çok seviniriz. Bir kez daha hatırlatayım. Bülent Bey'in ilk röportajını izleyemeyenler için de bu videoya da ulaşabilirsiniz kanalda. Hoşçakalın.